HP Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özümsili. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Vizyon filmleri yerine daha önce çıkmış benim sevdiğim filmlerle alakalı bir seri hazırlamayı düşünüyorum. Siz de çizmemi istediğiniz bir film varsa, sevdiğiniz film, bunu çizer misiniz hocam derseniz yorum kısmına yapabiliriz. Bugün Kara Komik Filmler 2'yi ele alacağım. Şöyle utanarak söylüyorum bu kısmı. Ben Kara Komik Filmler 1'i izleyemedim. Sebebini anlatacağım. 2'yi izleyeceğim. 1'i de şu an dijital platformlara gelmesini bekliyorum. Geldiği zaman satın alıp izleyeceğim. Belki Netflix'te falan yayınlanır o da. Bütün filmler gibi. Yani şimdi 1'i niye izleyemedim? Öncelikle abone olmayı, videoları beğenmeyi ve Instagram'dan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Konuşmamı sevmeyen insanlar için ileriye almalarını tavsiye ediyorum. Şimdi Kara Komik Filmler 1 çok eleştirildi. Ben şöyle anlatayım. Yani benim şahsi görüşüm, fragmanlarda gördüğüm kadarıyla çok farklı bir şey denenmiş. 2'de de aynı şey var. Zaten aynı filmin, aynı serinin yeni filmi. Yeni iki filmi. Ben kara mizah seven bir insanım. Cem Yılmaz'ı çok seviyorum. Yani Türk sinemasına kattığı çok güzel filmler var. Ve yeni şeyler denemekte de hiç çekinmiyor. Yani bu filmlerin eleştirilmesinin sebebinin Cem Yılmaz izleyicisinin, yani sinema izleyicisi olarak değil de Cem Yılmaz izleyicisi olarak ikiye ayırırsak, Cem Yılmaz izleyicileri gülmek için gitti filme ve karşılaştıkları filmle hayal kırıklığına uğradılar. O yüzden kötü film olduğunu söylüyorlar. Mesela Pek Yakında filmi de çok beğenilmemişti hatırlarsanız. Ama bence çok başarılı bir film. Hem sinematografik olarak hem karakter gelişimleri olarak, yani anlatılan o senaryo, karakterler vesaire, her şey çok hoşuma gitmişti benim. O da yine aynı şekilde tepkiler almıştı. Ama bu sefer daha da ağır tepkiler alıyor. Hiç olmamış bilmem ne falan. Ben izleyemediğim için bir şey söyleyemiyorum. İzleyemememin sebebi de eşim. Biz her hafta sinemaya gitmeye çalışıyoruz hemen hemen. Kara Komik Filmler çıktığında başka bir film de gelmişti. İsmini hatırlamıyorum filmin şu an. Eşim ona gitmek istedi. Ben Kara Komik Filmler'e gitmek istedim. Sonra o hafta sinemaya gitmedik. Madem öyle gitmeyelim dedik. Ertesi hafta Cinayet Süsü diye bir film girdi. O da yine Ali Atay'ın çok sevdiğim bir filmi. O filmle birlikte yine ikisinin arasında kalmıştık. Cinayet Süsü'nü tercih ettim ben. Çünkü Ölümlü Dünya diye filmi var Ali Atay'ın. Acayip güzel bir film. Cinayet Süsü de aynı ekip olduğu için, yönetmeni ve senaristleri vesairesi, oyuncu kadrosu da hemen hemen yakın. Aynı film ekibi olduğu için ben Cinayet Süsü'ne gitmeyi istedim. Bu sefer benim yüzümden gidememişiz. Üçüncü haftada da bir şey oldu, yine sinemaya gitmedik. Dördüncü haftada zaten biz filmi karar verip gidene kadar film vizyondan kalktı. Çok kısa sürede kalktı bildiğim kadarıyla. Öyle çok uzun kalmadı herhalde vizyonun gişe başarısı yüzünden. Bir de o sırada başka filmler de geldi. Gişe yapacak filmler. Sinema salonlarına kaldırıldı. Bursa'dayım ben. Bursa'da yoktu. Gidemedik adam gibi bir yerde. Neyse. Şimdi ben ikinci filmi, siz bunu cumartesi izleyeceksiniz. Yani dün cuma günü, bu videonun yayınlanma tarihine göre dün vizyona girmiş olacak. 17 Ocak'tı yanlış hatırlamıyorsam vizyon tarihi. Bu sefer pazartesi günü hemen gidiyorum filme, izleyeceğim. O yüzden film üzerine çok bir şey söyleyemeyeceğim ama fragmanda izlediğim kadarıyla yine iki farklı film var. Zaten bunu herkes biliyor. Yine komedi değil, kara komedi. Cem Yılmaz'ın röportajlarından izlediğim kadarıyla ve benim fragmandan anladığım kadarıyla hafif bir mizah var ama kara komedi dedikleri işte denilen birazcık böyle trajikomik mi desek? Aslında tam da trajikomik değil de işin içinde böyle cinayet de olan, birazcık vahşetin de içerdiği, gerildiğin ama aynı zamanda birazcık da duruma güldüğün bir komedi türü. Tam özetleyebildim mi bilmiyorum. Ben çok seviyorum bu türü. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi Cem Yılmaz'ı ben çok seviyorum. Çektiği bütün filmleri izledim. İlk filminden Her Şey Çok Güzel Olacak'tan işte son filmini izlemedim, kara komik filmleri. Onu da izleyeceğim. Genel olarak bence çok başarılı bir sanatçı sinema konusunda. Tabii ki de bazen hatalar yapıyor olması normal yani. Ama sinemaya bir şeyler katmaya çalışan nadir sanatçılarımızdan diye düşünüyorum. Yani piyasa sanatçıları olarak konuşuyorum. Piyasada isim yapmış nadir sanatçılardan, sanatsal anlamda sinemaya bir şeyler katmaya çalışan, gişeyi çok fazla düşünmeyen bir yönetmen, senarist olduğunu düşünüyorum. Neyse, çok konuşmayayım yine. Birazcık zaten böyle şeyim, yorgun gibiyim. Çizimi baştan yaptım yine. O da yordu biraz. Şimdi çizime geçebiliriz.
Evet arkadaşlar, şimdi yine malzemelerimizi söylüyoruz önce. Bir tane boş A4 kağıdımız, önceden çizilmiş sinema sahnemiz, bir adet uçlu kalemimiz, bir adet de hamur silgi. Bugün bu kadar malzemeyle çalışacağız. Boş A4 kağıdı şu şekilde elimin altına koyarak kağıdımın kirlenmemesini sağlamak için kullanıyorum. Bunu zaten her seferinde söylüyorum, biliyorsunuz artık. Hamur silgiyi de gerekli yerlerde kullanacağız. Başka bir şeye ihtiyacım yok şu an. İhtiyaç olursa söyleriz. Şimdi bu videoyu şöyle planladım. Siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Bunu anlatarak yapacağım. Bunu anlatmadan yapacağım. Ya da tam tersini de yapabiliriz. Çünkü bunun üstüne bunu anlatarak yapalım. Bunu anlatmadan yapalım. Ya bunu anlatmadan yapalım. A4 kağıdı sürekli koymayayım. Daha iyi olur. Bunu anlatarak yapıyorum. Yine bu tabii A4 kağıdımız lazım olacak. Şimdi zaten çizili bir alanımız var. Tarayarak yapacağım. Ben önce dışından başlamayı seviyorum. Geçen sefer de söylemiştim. Ufak ufak tarıyorum. Taşan yerlerimi hafifçe hamur silgiyle sildim. Şimdi ilk başta yapmam gereken şeyi şimdi yapayım. Unuttum. Hamur silgiyle azıcık bu çizimi yumuşatacağım. Siz net görün diye ben böyle koyu koyu çizdim. Şimdi azıcık yumuşatacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi buraya kadar bu tonda bir alan var. Şuradan sonra da daha koyusu var. Şimdi o daha koyuyu tarayacağız. Evet. Şimdi arka planı tek tek yapıyorum. Sonra iç kısmını yapacağım için çok bir şey anlatamıyorum şu anda. Şu kısımda şöyle koyu bir alan vardı. Şimdi şurada azıcık daha üçünün ortası gibi. Yani bu ikisinin orta tonu gibi bir ton var. Aralıklarını daha sık, yani aralıklarını daha fazla bırakarak bir ton farkı elde edebiliyorum tarama yaparken. Sonrasında zaten şöyle ufak bir netlemeyle destekleyebilirim orayı. Şimdi şu bölge var. Bu bölge simsiyah. Bunu yapalım. Şurada böyle arka planda hafif 1-2 ton farklılığı var. Onları da belli etmem gerekiyor. Şurada merdiven var. Zaten anlaşılıyordur belki. O merdivenin kolu. Burası merdivenin basamağı. Yine burada orta bir ton var. Kalemimin ağırlığını kullanarak şöyle bir tarama atıyorum ufakça. Hafifçe pardon. Ufakça. Şurada bir net siyah görüyorum. Şöyle bir ton ayrımı var. Şurada da aynı şekilde yine simsiyah bir alan var. Bu merdivenin tutacağının yanı. Şurada da koyu bir alan görüyorum. Ve burada da bu tonlarda arka plan hemen hemen böyle. Şimdi geldik işin zor kısmına. Şu cekette simsiyah olan yerleri önce boyayalım. Şu bölge simsiyah. Bir kaleme daha ihtiyacım var şu an. Eskiz kalemim vardı ya. Şu kalemim. Bununla yapacağım bu en koyu yerlere. Çünkü alanlar büyük. Biraz daha işimizi hızlandıralım. Şurada da şöyle bir alanımız var. Simsiyah olması gereken. Şimdi yavaş yavaş çıkartıyoruz işte arkadaşlar. Yani geçen sefer de söylemiştim. Bu işler çok yavaş yapılması gerekiyor. O yüzden anlatımını birazcık zorluyor. Çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Şimdi ben buraya çiziyorum bunu başta. Ama sonrasında üzerine eklemem gereken bir sürü yeri oluyor. O yüzden gözünüzün çok iyi çalışması lazım. Sürekli çizdiğinize bakmanız gerekiyor. Birazcık zor bir iş. Ama imkansız değil. Daha yavaş yapmak gerekiyor. Sabırla. Arkadaşlar buradan sonra anlatımsız devam ediyorum. Çünkü video hem çok uzun olacak hem de anlatımı çok zor oluyor. Kusura bakmayın. Hızlanıyorum.
Evet arkadaşlar, yine benzetemedik. Sebebi yine aynı. Bunlar hep bahaneler. Hızlı yaptığınız zaman olmuyor. Normalde ben bu yani benzetmeye çalıştığım çizimleri, yaptığım çizimleri bir gün, iki gün süreyle falan yapıyorum. Çünkü yavaş yavaş yapılması gereken işler benzeyebilmesi için hatalarınızı silip tekrar düzeltmeniz gerekiyor. O kadar hızlı çizemiyorum ben onları. O yönde bir şekilde geliştirmedim kendimi çünkü. Bizim biraz daha hızlı eskiz gibi oldu. Sanki şey gibi, storyboardlar çizilir bu şekilde. Karakteri çok benzetmezsiniz. Hızlıca böyle çizersiniz ki sahnenin açısını görelim. Bizimki de storyboard gibi oldu. Ama problem değil. Paylaşacağız bunu da. Bu video kaç dakika olmuş onu söyleyeyim. Yarım saat olmuş. Yarım saatte bunu çıkarttık. Bence fena değil. Sadece bıyıkları ve ağız yapısı benzemedi. Gözleri de biraz zor. Küçük olduğu için kağıdım. Kısaca benzemedi işte. Bir bahane üretmeye gerek yok. Zaten Cem Yılmaz'a benzemesi gerekmiyor. Filmdeki karaktere benzemesi yeterli. Şöyle ufak dokunuşlarla daha detaylandırmaya çalışıyorum çizimi. Bakalım şimdi ikinciye geçeceğim. İkincide ne yapacağız göreceğiz. İkinciyi tamamen hızlandıracağım. Bunu da hızlandırdım ama başta anlatmaya çalıştım. Anlatmak ve çizmek aynı anda zor oluyor. Kabaca anlattım. Şimdi tamamen çizimde bakalım neler yapacağız. Hem karşılaştırmış oluruz. Bunu hızlandırıp çizebilirim. Başlıyorum. Evet arkadaşlar, bu da yaklaşık hemen hemen 40 dakika sürdü. Bu daha iyi oldu. Buradakinin problemi ağız yapısı, yani çene yapısı olduğunu düşünüyorum. Birazcık videoyu durdurup inceledim problemleri. Şu yapıyı düzeltirsek biraz daha benzer. Çünkü hep söylüyorum, çizim yaparken açılı bir şekilde bakmak gerekiyor çizdiğimiz kağıda. Ben buna açılı bakamıyorum. İlerleyen zamanlarda bir masa alıp bunu açılı hale getireceğim. Ama birazcık böyle idare edeceğiz. Zaman. Her şeyin ilacı zaman. Buna da ufak dokunuşlarla şöyle birlikte yapalım istedim. Şu şekilde bazı yerlerine dokunarak netliyorum. Ön plana çıksın diye. Evet, Kara Komik Filmler 2 burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi kapanış konuşmasına geçeceğim. Orada biraz konuşacağız. Kapanışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar, çizimimizi yaptık. Az önce de söyledim. Yani az önce dediğim videonun başında söyledim. Çizimi önceden yaptım, sonradan konuşuyorum. Onun sebebi de şuydu. Videonun başında söylemeyi unuttum. Şey olacaktı. Çizim sürelerini söylemek için yapmıştım. Çünkü videonun sonunu genelde izlemiyorsunuz. Daha önce de söyledim. Eğer sonuna kadar izleyenler olursa onlar için söyleyeyim. Bir tanesi ilk yaptığım, anlatarak yapacağım dediğim ama sonra vazgeçtiğim. Bu 45 dakika sürdü. Çünkü biraz anlatarak yapmaya çalıştım. Bu da 40 dakika sürdü. Yani ikisi de hemen hemen 40-45 dakika sürdü.
Ama dediğim gibi anlatarak yapmak zor. İnsanları benzetmek zaten zor. Elimizden geldiğince yaptık bir şeyler. Ben şunu tercih ediyorum. Yani bu daha iyi olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Doğru gösteriyorum. Evet. Bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu filmi de bunun o kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Siz de hangisini seçtiğinizi yazarsanız ne diyelim? Sağ ve sol diyelim. Ne diyeceğiz? Sağdaki çizimi seçenler ve soldaki çizimi seçenler yorum kısmına bırakırlarsa böyle küçük bir anket de yapmış oluruz. Kartlar bölümü şuradaydı. Kartlar bölümüne de ben bir anket koyarım. Oradan oylayabilirsiniz. O anketi de sonra paylaşırız belki bakarız. Neyse. Tamam. Bu haftalık benden bu kadar. Bu arada çizmemi istediğiniz sinema filmi vesaire olursa bunları bana söyleyin. Ben de değerlendireyim. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, Instagram'dan takip etmeyi, Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bunları unutmayın. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.